Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Manisa'da Şehzadelere bağlı Karaağaçlı'yız ve İbrahim Sakallı Bey'in mısır tarlasındayız. Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ederim. İbrahim Bey, daha önceden üzüm bağınızda bir çekim yapmıştık, şimdi de mısır tarlanıza geldik. Ve burada da %100 gübre, siyah toprağı kullandınız. Kaç dönümlük bir arazi burası İbrahim Bey? 10 dekar. 10 dekar. Bunun tamamına kullandınız. Tamam. Ve gördüğünüz sonuç doğrultusunda mısırda %100 gübre, siyah toprak öncelikle sizi memnun etti mi? Evet, etti. Ne gibi farklılıklar oldu İbrahim Bey? Yani çiftçilerimizin bilmesini istiyorum. Türkiye'de çok fazla mısır yetiştiriciliği yapan çiftçilerimiz var. Siz de bu konuda çok tecrübeniz var. Aydınlatırsanız da çok seviniriz İbrahim Bey. Önce sap kalınlığı var. Gerçi daha sömeğe girmedi ama şuradan gösterebilirim. Yani burası şurada, attığınız yer. Damarlara bakın. Yani en ufak da damarı, en büyük kalınlığı da var. Yani bu ufak bir şey. Evet. Yanında ilk başı sıranın. Damarlara bakın. Evet, hepsinde böyle sanırım. Evet. Gayet sağlıklı. Yani önemli olan zaten bu sağlamsa sömek de sağlam olur. Evet. Mesela yan tarafındaki, yani bu sap kalınlığı daha önceden oluyor muydu İbrahim Bey? Hayır. Mesela yan tarafında da bakın, bak göstereceğim şimdi. Onun hem sapı hem de öyle bir damarı yok. Yani bunun kadar geniş yoktur. Şuraya geniş bakayım. Yoktur. Yani bu neyi gösteriyor? Bu sefer boydan ve iç doluluğunun daha sağlıklı olacağını mı gösteriyor? Ya bu sağlam oldu mu boya da kalka. Evet. Sömerde iki tane tutsa bile ikisi de başından sonuna kadar dolu. Harika, çok güzel. Peki İbrahim Bey, yeşil aksamlarına bakıyoruz. Şuradaki canlılıklar, yani yapraklar kadife gibi. Evet. Resmen. Bir de yaprak büyüklüğü çok genişlemiş. Genişlemiş değil mi? Yani karşı tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Şurası atılmayan yer. Farklı bir X kişinin. Bakın sap kalınlığını görüyorsunuz. Ne kadar ince geldiğini. Ne kadar ince. Ve bu 10-11 gün önce ekti galiba. Evet size. Bak biraz daha çiğ yeşil duruyor bu. Karşı tarafa geliyoruz. Bakın şuraya geldiğimizde. Yani birer tarafta şuradan baktığımız zaman bakın şu başındaki. Bu onun şey, yanındaki. Çünkü. Bakın. Kökün nasıl fışkırdığını, yani ben gayet sağlıklıyım diyor. Evet. Gösteriyor, bakın şurası da var. Bakın resmen açılmış, ben gayet güzel, sağlıklı, hepsinde gösteriyor. Evet, maşallah çok güzel, çok güzel olmuş. Yani bu genelinin tamamında, 10 dönümün tamamında bu şekilde galiba. Bu arazi benden de aşağı yukarı 11 gün önce ekildi. 11 gün önce ekildi. Yeşil aksamlarından tutun, sap kalınlığına baktığınız zaman hemen hemen bir %20-%30 fark gösteriyor. Hem fark hem de benden önceki mesela rağmen benim boy neredeyse yakalayıp geçti. Geçti değil mi? Evet. Bu da çok önemli. Evet arkadaşlar. Şu sapların inceliğine bakın. Ne kadar ince. Evet. Yakın alalım, evet. Saplar ne kadar ince ve yaklaşık 10-11 gün önce ekildi. Bu taraf 10-11 gün sonra ekildi. Bu tarafta %100 gübre siyah toprak kullanılarak da sap kalınlığı, sömektir, boydur, yeşil aksamlarıdır. Gayet sağlıklı. Herhangi bir hastalık geldi mi İbrahim Bey? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir. Bitki hiçbir şey istemiyorum diyor. Zaten kökün kendinden belli. Belli ediyor değil mi? Hastalıklı bir kök bu kadar gelişmez. Gelişmez, doğru söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Manisa'da Şehzadelere bağlı Karaağaçlı'da mısır üretiminde alakalı mısırın nasıl boylanması, köklenmesi, sap kalınlığı hemen hemen diyebilir miyiz? Geçen yıla göre İbrahim Bey iki katı genişledi. Evet zaten belli, kullanmadığı adamın sap kalınlığı bakın. Bir de artı şeyde sömek zamanı, sömeklerle gösteririz. Sömeğin ne kadar uzun ve dolu olduğunu görürüz. Evet, en önemlisi de o. Evet. Yani çünkü buradaki en önemli aşama sömekte, iç dolulukta, boyda vesaire de gayet sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sizin yüzünüzü de güldürmesi öncelikle. Peki İbrahim Bey, mısır yetiştiriciliği yapan tüm Türkiye genelinde, İç Anadolu, Güneydoğu, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, tüm çiftçilerimize %100 gübre siyah toprağı mısırda gördüğünüz kullanımdan sonra, farklılıktan sonra önerir misiniz?
Vallahi kullanmazlarsa pişman olur. Yılın boşuna geçirmişler. Normalde 1300-1400 kilo alıyorlarsa böyle 2-3 kilo artar. Artar. Yani büyük tekerde 100 kilo artsa bile tonaja vurduğun zaman verdiği gübre parası bedava çıkacak. Mazot, gübre vesaire işçilik bedavaya gelir diyorsunuz. Evet, evet arkadaşlar, sözün bittiği yer. Yani dönümde alıyorsanız bir ton 300 kilo %100 gübre siyah toprak %30 artış sağlarsa 300 kiloya yakın bir artış sağlattır. Bu da sizin dekar maliyetiniz, dönüm maliyetiniz, mazot masrafınız, işçiliğiniz, ilaç masrafınızın tamamını karşıladığını İbrahim Bey de canlı canlı gördüğü sonuç doğrultusunda siz değerli çiftçilerimizin aydınlanması için sizlere bildirdi. İbrahim Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz. Arazinizde bizi ağırladığınız için, çiftçilerimizi aydınlattığınız için, yıllardan beri bu sektörün içerisinde olup çiftçilerimize ödenek olduğunuz. Ben 7 yıldan beri kullanıyorum. Harika. Ve sonuç? Atmayanlar pişman olur. Ben başka hiçbir şey kullanmıyorum. Harika. 7 yıldan beri İbrahim Bey %100 gübre siyah toprağı biliyor ve her yıl kalitesinde, tonajında, ilaç tasarrufunda. Bakın, çiftçilerimizin en önemli vereceği şey ilaçtan tasarruf etmeleri, maliyetlerini düşürmeleri, kazanç etmeleri. Evet. Doğru mu İbrahim Bey? Yani bugün şartlar maliyet olasılığına çok yüksek. Artış değil mi? Yani artık kısıtlamaya gidiyoruz. Çiftçiler de ne kadar az maliyetle ne kadar bir şeyler alırım diye. Doğru. Artık çiftçilik de bence bu şartlarda yapılmayacak duruma geldi. Evet. Ama %100 gübre siyah toprakla tanışan yüzü gülüyor. Çiftçiliğe devam edip arazilerinizi de genişletmeye başlıyorsunuz. Evet. Çünkü tonaj artıyor, kalite artıyor, kalibrasyon artıyor. İlaçtan tasarruf ediyorsunuz. Kimyasal gübreleri kullanmıyorsunuz. Bakın bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Doğal, organik, yerli üretim, %100 gübre, siyah toprak bunların hepsini A'dan Z'ye size sağlattırıyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzda Manisa'da, Karaağaçlı'da, Şehzadelere bağlı Karaağaçlı'da İbrahim Sakallı Bey'in mısır arazisinde, 10 dekarlık mısır arazisinde gördüğümüz sonuç hem bizim içimizi açtı hem de çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de %100gübre.com web sayfamıza girip bizimle iletişim kurabilirsiniz. Soroğanlı bayimizden, Manisa bayilerimizden ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Bu videomuzu tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.